Günaydın sabah ilk iş olarak kartalın çorbasına. Ah, elimi de yaktım. Koydum. Kayısı ve armut. Çorba değil ya, pardon. Meyve püresi yapacağım. Sabah ilk iş olarak bunu şimdi koydum ocağa. Şimdi ne yapacağız? Evet, Oreo'lu magnolia yapacağız. Ya sanırım dünyanın en kolay tatlısı magnolia. Böyle şeyde bakıyordum, yemek programında falan yapıyorlardı. Aa, işte tutturmak çok zor, şöyle böyle. Bir baktım şeyini, bilmiyorum farklı bir tarifi var mı? Benim zaten muhallebili kadayıf yapıyordum. Onun muhallebisiyle aynı. Hiçbir farkı yok. Şimdi ondan yapacağız ve Oreo'lar vardı. Dayısı almıştı Asya'ya, Oreo'yu seviyor diye, ama Asya şimdi bunlar masadaydı. Dedi ki sahurda da, ben bunları işte bütün gün görüyorum da yiyemiyorum da, dedim kaldıralım onları. Ondan sonra yok işte yemek istiyorum, yiyemiyorum. Sonradan da tabii tok oluyor, yine yiyemiyor. Neyse dedim, ben o zaman onlardan bir tatlı yapayım da bari tatlı olarak ye. Çünkü o böyle bu baklava bilmem ne, o tarz o tatlıları sevmiyor çok fazla. O yüzden şimdi yapacağız hep birlikte. Çok kolay, gerçekten çok çok kolay. Yani şeyi kolay, bütün malzemeleri karıştırıp bir kere de bitiyor. Çok bir aşaması yok. O yüzden bence çok çok kolay bir tatlı. Küçükler bile yapabilirler. Hadi başlayalım. Vanilya ve kremayı hemen ayırıyorum. Çünkü bunları sonradan koyacağız. Geri kalan her şeyi şimdi koymaya başlayalım. Oyalım da şöyle kenara alayım. Bunlar daha ezilecekler. Şöyle hemen bir yumurta sarısı. İki yemek kaşığı tepeleme un. Bir fincan nişasta, 3 yemek kaşığına falan denk geliyor. Bir su bardağı toz şeker. Şimdi sütü koyacağız en son. Sütü koymadan önce şöyle bir yumurtayla şeyleri, nedir bunlar? Toz ürünleri bir karıştıralım. Sütümüzü koyalım. 1 litre süt. Şöyle topaklarını aldıktan sonra ocağa alacağım ve muhallebi kıvamına, kartın sesini duyuyorsunuz, muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim. Muhallebim de kaynadı ve altını kapattım. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika bir fokur fokur karıştırarak kaynatmanız yeterli oldu. Şimdi bu burada birazcık ılınırken, yani çok fazla değil. Ben bu sırada değil, bisküvileri zaten koydum. Onları şimdi hemen rondolayalım. Kaselerimi de hazırladım. Bunlar tabii ki yetmeyecek. Başka şeye de koyacağım ama asıl şimdi bunlara koyacağım ilk önce. Şimdi şöyle muhallebimize vanilya ve kremamızı koyalım.
kremamızı da açıyorum. Ne oldu? Galiba bu arada yürüteç de benim yanımda. Çok bağırıyordu. Ağlamıyor ama bağırıyor ya, komşular sabah daha, yani sabah dediğim 10.30 falan saatte, Ramazandır insanlar geç yatıyordur falan diye. Burada yanıma aldım. Şöyle kremayı da boşaltalım. Anneciğim. Hanimiz benim kuzucuğum. Kuzucuğum da kuzucuğum. Hanimiz benim prensim. Evet, şöyle güzelce kremayı da yediriyoruz ve muhallebimiz hazır. Şimdi ben birazcık bir iki tane üç tanesine falan muz koyacağım ama yani bana kalsa muz da koyarım, çilek de koyarım ama bizimkiler, yani eşim yer belki de Asya çok sevmiyor. Çok değil, hiç sevmiyor. Öyle muzu hiç sevmiyor. Çileği belki yerdi, muzu hiç sevmez kokusunu. Ondan sonra o yüzden ben de sonradan yerken koyarım eğer şey olursa dedim ben de hiç. Şimdi çocuğu zaten oruç tutuyor. Hiç zorlamayayım. Bazen böyle zorluyorum bir şeyleri yemeyi. Çok zorluyorum onu bazen. Evet, kepçemizi alalım. Ne oldu bizim ayağa? Hadi bakalım. Şimdi şöyle önce bir kepçe koyayım bakayım. Şöyle küçük kepçeyle koyuyorum. Birazcık arasına bisküvi koyacağım. Bakayım nasıl yapayım şeklini bilmiyorum. Şöyle. Bilerek böyle çok fazla rondolamadım, parçalar da olsun diye. Birazcık koydum. Üzerine bir kepçe daha. Burayı aldım. Yanıma elime alıyorum da çünkü Buraya damlatmayayım diye. Ne oldu kızıma? Ne olmuş benim bebeğime? Evet ve tabii ki üstüne yine. Aslında oraları bütün de koyuyorlar ama ne bileyim, bana öyle hiç mantıklı gelmiyor. Yerken nasıl yiyeceksin ki? Onu alıp şey mi yapacaksın? Isıracak mısın elini? Öyle değil mi? Evet aşkım. Evet anne. Evet benim güzel kuzuma. Tamamdır. Çok basit, dediğim gibi çok basit bir tatlı. Yani aslında buraya işte çilek koy. Buralarından çilek görünsün, muz görünsün. Ondan sonra şey olabilir. Bu Oreo değil de başka bir bisküvit de olabilir. Oreo'lu Magnolia'm benim böyle. Şimdi ben hepsini bir hazırlayayım. Sonra görüşürüz. Evet, benim magnolyalarım hazır. Bir de şöyle, hey anne, şöyle iki tane de muzlu yaptım yine. Çünkü aslında şöyle şekil olarak da magnolyanın sunumu böyle oluyor. Böyle yuvarlak bardak gibi bir kapta oluyor. Ay ne oluyor anneciğim sana? Ha, neyi düşürdün? Dur, elindekini düşürmüş. Evet, bunlar hazır. Bu kadar çıktı. 1 kilo sütten. Onur'a bir haber geldi ve
yarın işbaşı yapıyorlar maalesef. Bir ay, bir ay geçti. Bir buçuk ay oldu. Yani diğer aydan da bu aydan da gün var artık. Bir buçuk ay oldu. Maalesef. Yani vallahi sevinsek mi, üzülsek mi? Ben vallahi billahi gerçekten çok üzüldüm. Çünkü o kadar alıştık ki böyle evde birlikte markete gidiyoruz, mutfağa giriyoruz. Çok alıştık. O yüzden çok çok üzüldüm. Çok alıştı. Yerler temiz falan şeyler. Ama bir yandan da bebeğe evet, unutmalar. Evet, evet. Vallahi bile gerçekten Allah razı olsun. Buradan da bak teşekkür edeyim sana. Gerçekten çok çok yardımcıydı bana. Kesinlikle, kesinlikle çok yardımcıydı. Tam bir aile babasıyımdır. Öyle çok şükür. İşte, bu vatandaş, şu vatandaş. Ya ayakkabısını yiyor. O kadar burada oyuncak var. İnanın, o inanın. Ayakkabısını yiyor. Nasıl? Ona kral şeyi gibi, tahtı gibi taht yaptık. Evde halılar yok çünkü. Şimdi diyorum ki söyledi onların şeyden WhatsApp grupları var. Oradan işte mesaj gelmiş. Çok gerçekten üzüldüm böyle. Sanki şey gibi oldu. Askere değil hayır. Hani sanki böyle başka bir şehirde çalışıyormuş da evdeymiş gibi şimdi gidecekmiş gibi oldu böyle. Gerçekten bayağı bir üzüldüm. Ama eninde sonunda olacaktı tabii ki. Yapacak bir şey yok. Ama gerçekten biz de hamlamıştık. Evet. Artık Allah'ın izniyle inşallah ülkemiz olarak da şu tarafa çek. Neyi? Ha, ona mı bakıyorsun? Ülke olarak da artık gerçekten azalmaya da gitti inşallah. Evet. Böyle de devam eder. Ve çalışmak zorunda olduğumuzu da biliyoruz. Yani. Ne biçim konu? Tamam sakin ol. Sakin ol. Yani arkadaşlar. Yani bakalım artık sabahları nasıl kalkacak. Onur Bey öğlende kalkıyordu. Çünkü çok geç yatıyordu. Sahurdan sahura kadar oturuyor. Sahurdan sonra da oturuyordu biraz. Öyle yatıyordu. Sabah 7'ye kadar oturuyorum arkadaşlar. Evet bir düzen, yeni bir düzen olacak. Bakalım bu düzene biz alışmıştık. Çok iyiydi böyle. Ama 7'de yatıyorum da 4'te 5'te kalkmıyorum yani. Öğlen 12'de. Tabii tabii. Bir gibi kalkıyorum. Evet. 4-5 saat uykuyla. Zaten uyuması mümkün değil ki yani evde çocuklarla ne kadar uyuyacak. Kartalın sesini duyuyorsun değil mi? Sabahları çok bağırıyor. Olsun. Çığlık çığlığa böyle bir sevinçten şeyden yani bir şey izlerken falan. Öyle yani işte Onur işe başlıyor. Yeni bir düzen başlıyor bizim için. Bakalım Ramazan böyle geçecek. Ama çok şükür ki bak o da çok şey onu da düşünüyorum. Birincisi araba var. Arabayla gidip gelecek. Toplu taşıma kullanmayacak. İş yerinde zaten böyle insanlarla çok muhatap olduğu bir iş yani ortam öyle bir ortam değil. Bir de oruç tuttuğu için yemek yemeyecek. En azından bu bir ay yani bu Ramazan süresince öğlen yemeği faslı yok. Yani orada evet kimse görünürde hasta değil ama tabii ki kimin ne olduğu da belli değil. Ay ay öyle işte birazcık üzüldük birazcık vallahi gerçekten ben çok üzüldüm. Enişte kaçar. Vallahi çok üzüldüm. Gerçekten alışmıştım. Çok da bana yardımcı oluyordu. O yüzden pazara gidiyorduk. Arkadaşlar birlikte pazara gidiyorduk markete. Biz müthiş ikili olmuştuk ya. Evet, Tanrı ve Keş. Keş niye ben alıyorum? Köpek hangisiydi? Burada var. Çocuk yere düşmüş. Biz lak lak peşindeyiz. Biz video çekerken çocuk gitti. Tamam, hadi sakin ol. Sakin ol. Tamam, sakin ol. Gel. Biraz kendine çeki düzen ver birazcık ya. Bunu kucak istiyor. Kucak o yüzden yayıyor kendini. Bakalım. Evet. Getir. Kartal bebek. Evet anneciğim uyuyacaksın mı? Kuzu. Bak bakayım oraya. Prensim. Halimiz benim prensim. Ay gözlere bakıyor Rabbim. Hadi babası. Mustafa Kapanoğlu gibi oldu böyle gözlere. Hadi babası sonradan özlersin. Sen şimdi onu uyut. Çok. Ben de gidiyorum. Bir mutfakta bir iki işim var. Onlara bir bakayım. Tamam, sen uyutmaya çalış Onur. Dur yastıklarını da vereyim onların. Sen onu bir uyutmaya çalış. Ay. Ay. Ya çin. Tamam sakin ol. Sakin ol şampiyon. Çekicilik yapan içine. Memesini de ver babası. Hadi. Tamam. Bana bakıyor. O da, ben şimdi gidince başlar belki. Son böyle aslında hepimiz evdeyiz ama son birkaç şeydir gündür şey
Kartal. Böyle benim arkamdan falan ağlıyor evin içinde. Ah, geldim mutfağa. Tabii ki mutfakta iş biter mi? Bitmez. Şöyle tatlılarım soğudu. Bunların üzerine folyo kapattım. Hani yine de böyle hava alıp kurumasınlar diye. Şimdi bunları dolaba koyacağım. Dolapta da akşama kadar güzelce bir soğusunlar dedim. Ve sonra ne yapacağım? Bugün ne yapacağım bir ona bir karar vereyim. Sonra görüşürüz. Kendimiz oruç tutuyoruz. Kedileri de tutturmayalım. Şimdi camı açtım. Hemen koştular. Öyle hatırladım gerçekten. Bazen unutuyorum. Aslında böyle sabahtan versem iyi olur. Şöyle. Vereyim şunu. Bekliyorlar. Psst. Gel. Hadi hepsini yiyin. Şu herhalde hamile. Kartalın meyve püresini yaptım. Yani zaten sabah kaynatmıştım. Hemen rondoladım. Hemen şöyle. Şöyle bir kıvamda yaptım ben şimdi. Daha sonra yedirirken bu kıvam birazcık koyu oldu. Birazcık böyle sıcak su koyup öyle yediriyorum. Ve şey oluyor böyle olunca da. Hem ısıtmış oluyorum, biraz ılındırmış oluyorum. Çünkü şimdi ben bunları dolapta saklayacağım. Böyle bunlara koyacağım. Hem öğünlemiş de oluyorum. Ne kadar yediğini de biliyorum. Hani bununla karnı doyuyordur herhalde. Bu boy mama kabı olduğuna göre. Bir de bunların büyükleri var gerçi ama herhalde daha büyük çocuklar için. Şöyle bol bol yaptım ki. Şöyle. Çok koydum. Sıcak su koyacak pay bırakmadım. Şöyle şu bir. Hemen azından hazır oluyor böyle. Hemen şey yapıyorum elimin altında. Meyveyi genelde kayısı ağırlıklı tabii ki yapıyorum. Malum tuvalet sorunumuz hep var. Bakalım ne kadar çıktı. Herhalde bir 3 tane çıkmıştır. Başlıyor. Dediğim gibi biz bu sürece çok alışmıştık. Valla ben çok alışmıştım en azından. İyiydi yani. Allah'tan Asyan var. Okula gitmiyorlar henüz. Bakalım. Haziranda da diyorlar okul açılacak ama bakalım nedir ne değildir göreceğiz. Evet tam 3 tane çıktı. İyi oldu. O da gidince ben çok yalnız kalacağım o zaman. Gerçekten zor olacak benim için. Çok alıştım. Şöyle güzelce sıyıralım. Şimdi bir tanesini dışarıda bırakacağım. İkisini de dolaba koyacağım. Yarın ve öbür gün için. Hadi görüşürüz sonra. Maydanozlar, dereotları ve biberler. Şimdi bunlar doğranıp buzluğa kaldırılacak.
Bunlar hazır. Doğru buzluğa. Ablası onu uyutmuş. Kendisi de uyumuş. Dünden kalan, bir parmak bir parmak boyunda patlıcanlarımdan olan. Evet, şöyle köftelerimi attım. Bunlar şey, böyle iki tane köfteyi ben aldığımda iki tane, yani iki taneyi bölüp, daha doğrusu bir taneyi bölüp iki tane yaptım. O yüzden böyle çok görünüyor ama bunlar küçük küçük ve ince, ben kolay pişsin diye o şekilde dondurmuştum. Yani böyle tanesi, böyle bir tanesi bir lokma gibi öyle. Şöyle hemen de kızartılar. Evet, yeni tavamda yapıyorum. Hiç yağsız oluyorlar. Çok güzel. Ben birazcık bir tık böyle tereyağı koydum. Şöyle soğanlar şey olsun diye, ama yağsız da çok güzel oluyor. Anam, tutup çeviremedim. Silikon maşa böyle, uçları çok güzel değil ama tabi bunda, ay nasıl bağırıyor, sivri kullanamam. Şöyle çevirelim, hadi bakalım. Soğanlar da ölsün güzelce, tamamdır.